Portakal ve Mert dışarıda oyun oynuyorlardı. Sonra zengin bir kız gelip Mert'i parasıyla tavlamaya başladı. Hadi gel bakalım Mert, bundan sonra sen benimle ol. Bu fakiri bırak, hadi gel aşkım, gidelim seninle. Hadi gidelim bakalım aşkım. Uyamaz, Mert beni payası için terk etti, bir kızın payası için. Ben şimdi ne yapacağım? Ve Portakal sevgilisini geri kazanabilmek için bu parkur yarışmasına katıldı. Sizce Portakal bu parkuru geçebilecek mi? Eğer geçebileceğine inanıyorsanız yorumlara 1, geçemez diyorsanız yorumlara 20 yazmayı sakın unutmayın. Evet bakalım Portakal, görmüş olduğun gibi şu anda böyle bir parkura ışınlandın. Eğer bu parkuru 3 kere ölmeden geçebilirsen Portakal, sevdiğin çocuk senin olacak ve sen de zengin birisi olacaksın. Ama ola ki geçemezsen sevdiğin çocuk ne yazık ki o kızın ellerinde olacak, tamam mı Portakal? Tabii ki de geçeceğim, yok canım, bu benim için. İnşallah geçmesin, inşallah ya. Ben kimsenin kimsenin sevgili olma istemiyorum Portakal ya. Açın lütfen. Ya hayır dedim sana, bir kere bu parkuru geçeceğim ve o çocuk bana ait olacak. Puh. Ah shut up puh. Ya yok ki abla, bir şey söyle şuna. Neyse artık geçebilir miyim, başlayayım mı şenge? Tabii Portakal, geçebilirsin. Ben 3 deyince başla. Hadi bakalım Tombiş, daldırış etme. Ben inanıyorum başaracaksın. O zaman 1, 2, 3 başla Portakal. Şöyle yatayak geçeyim bakayım. Şurayı da geçtim. Aa olamaz, çok soğuk. Ha tamam. Oh be. Aşk gelsin, boğuluyordum Gökçe abla. Olsun. Ne şuna geçeceğim abla Gökçe'm, şuna bak, ben dedim kesin boğuluyor bu dedim ama boğulmadı. Evet evet boğulmadı. O yüzden seni tebrik ediyorum Portakal. Şimdi asıl zor olan parkur burası. Hadi bakalım başarabilecek misin? Elbette başaracağım. Burası da benim için çocuk önce. O zaman şimdi şöyle şöyle atlayayım. Portakal ya. Al sana bir tane o. Ya Tombiş hayır, kural illali yapma, tamam. Hemen şuradan şunu aldım. Şunu bana madedeyim ya bana ok atarsan. Neyse neyse, ben o zaman şimdi şu ayı da geçiyorum. Bu yaşı çok şey gerçekten. Bu ayı da geçtikten sonra başlaydım. Ama burada bir yaşı yaşıyor Gökçe abla. Tavukların kaç ayağı vardı? Kaç ayağı vardı? Portakal tabii ki bana sanamazsın. Ya saçmalama Tombiş, 10 ayağım olur hiç. Burada 2 ve 4 var Portakal, görmüş olduğun gibi. Ben sana yardım edemem çünkü bu oyunu tek kazanman lazım. Uf ya, nasıl olacak ki? Acaba kaç ayağı var? Kaç ayağı var? 2 mi 4 mi? 2 mi 4 mi? Çalışkan ailesi. Canım oğlum. Hayır Portakal, sakın kimseden yardım falan alamazsın. Oh be tamam, 4 tabii ki, 4 ayağı vardı. O zaman ben 4'ü seçiyorum. Tamam Portakal, sen bilirsin. Ya Portakal, hiç tavukların 4 ayağı mı olur? 2 tabii ki. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Portakal'ın 3 hakkından sadece 2 hakkı kaldı ve bir tanesini geçemedi arkadaşlar. Ve kısa bir hatırlatma yapıyorum. Biliyorsunuz 100.000 abonede sizlere gerçek yüzümü göstereceğim. Ya, merak eden herkes kanalıma abone olmayı sakın unutmasın. Hadi o zaman Portakal, hazırsan ikinci tura geçebiliriz. Geçemeli, geçemeli ki. Ya Tombiş dikkat dağıtma. Hadi bakalım Portakal. Aa Portakal kapıyı açmış bile. Evet açtım ama sadece bir sıkıntı var. Bu yarışı nasıl olacak? Şimdi ben sana anlatıyorum, bak şimdi beni dinle Portakal. Şimdi sen buradan geçmeye çalışacaksın. Ben de üstüne düğmeleri bir erkek başlayabileceğim. Bir yer başlama hakkım var. Oradan başınca düğme, oradan ateş topu çıkacak. Ateş topuyla kaçmaya çalışacaksın. Anlaşıldı mı? Ama sen beni öldürün şimdi. Portakal kurallar böyle. Hadi bakalım Tombiş, hazırsan Portakal'ın geçmesini imkansız hale getir. Hadi bakalım Portakal. 1, 2, 3 başla. Geçiyorum. Olamaz. Tamam ya. Buradan geçmeyi başardım. Şuradan da geçebilecek miyim acaba? Buradan da geçtim. Başaramadın. Erik. Nasıl yapıyorsun Yasin? Tamam tamam, hadi bakalım. Hadi başla tekrardan. Yapabilirsin Portakal. Aferin Portakal, başardın. Hadi bakalım karşına bir merdiven çıktı. Geç bakalım orayı. Tamamdır Gökçe abla.
O zaman şimdi şurayı da geçiyorum. Merdiveni geçelim şöyle. Bu yayı da geçtikten sonra. Sonra bu yayı da geçeceğim. Aa, burada bir şey çıktı karşıma. Evet evet Portakal, sanırım orayı kazman gerekecek. Şimdi sana bir tane kazma vereceğim. Al bakalım Portakal, elinde kazma var artık. Kolayca geçebilirsin. Tamamdır Gökçen Bey, teşekkür ederim. Acaba aşağı mı bu yayı, ya ne yapacağım da bilemedim. Ben de sana bir tavsiye Portakal, bak canım kardeşim. Bence onu kazma. Oraya kazma, sen çok kötü şeyler olacak. Ben sana söyleyeyim. Sana inanacak halimiz yok ya. Zengin olmamı istemiyor Şerşen Bey. Al şunu. Al sen bana kapatacağını. Bana kapatacağını. Sus. Bana kapatacağını. Al sen. İçeride Elmas Daybay Gökçem'le ve o da beni kışkanıyor. O hadi kızım bakalım gelen. Hadi kazan. Kaz eli. Kaz eli. Kaç kaç kaç. Abi iş müdahale etmek yasak dedim sana. Bak lütfen dedim. İyi Portakalcığım, hadi bakalım artık kazabilirsin. Tabii istiyorsan. İstiyorum. O zaman kazayım bu yayı. Bu yayı da kazayım. Portakal, gördüğün gibi son bir hakkın kaldı. Arkadaşlar sizce Portakal geçebilecek mi? Çünkü ne yazık ki son bir hakkı kaldı. Tom bir sen ne düşünüyorsun? Bir dakika. Tamam aşkım, bekle, yaptıracağız senin aklını. Ufacık bir işim var şu anda. Arayacağım seni. Hadi öptüm aşkoşu. Bay bay. Tamam inşallah seni ne yapmasın ya. Portakal, son bir hakkın kaldı. Ne düşünüyorsun? Of ya, ama tamam. Ben son bir hakkımı şef çok iyi değerlendireceğim. Hem de o kadar iyi olacak ki. Tombiş abim de kıskanlıktan çatır çutur. Sen patlayacaksın çatırçırı. Sus lan. Hadi ya Gökçen'in çatırçırı ya. Tamam tamam, hadi artık çocuklar, kavga etmeyin. Burada sanırım bir soru var Portakal. Ne yazıyor bakalım, oku bize oradan. Ne yazıyor Gökçen'le biliyor musun? Burada 5 artı 15 sorusunun cevabının ne olduğunu yazıyor. Çalışkan ailesi canım alem. Sus Portakal, sus dedim sana. Bak çalışkan ailesinden yardım falan bir soru var. Gökçen'in bu işi baba, bu hile yapıyor. Hile yapıyor bu ama ya. Tamam tamam, artık cevabını alamadığı için hile sayılmaz. Portakal, bir daha çalışkan ailesine sorma bak. Kesin yapmam lazım. Yapma. Ya ne yapayım, onlar çok zeki arkadaşlar ya. Bana yardım edemiyorsunuz ne yazık ki. Neyse tamam. 5 artı 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cevap 20 Gökçe abla. Ben 20'yi seçiyorum. Tamam Portakal, seçiyorsan açabilirsin beni kapıyı. Beni seçme. Beni seçme diyeceğiz Portakal. Bak demin sen beni ne mi duydun? Ben de sana söyleyeyim ki. Hadi Allah ya. Tamam Portakal, geçtim bakalım. Aa, sanırım arkanda bir yazı yazıyor. İşte senin evden. Bütün elmaslar senin. Burada da kazmalar var. Şöyle alalım bakalım. O zaman ben bu yayı kazıyorum. Kazıyorum. Yer miyim lan ben? Yemem tabii ki. Bu yayı kazacağım da patlayacağım değil mi? Hayır, bir kere kazmak falan istemiyorum. Ulan seni nasıl kandıyamadık ya? Ama bir dakika göreceksin, kandıyacaksın. Hadi bakalım sen. Kaka kafana Portakal. Harbiden de kanmadı. İnsan dediğini ikram edermiş. Sen kendin kakanı ikram edince. Allah Allah ya. Neyse bakalım. Tombiş buraya gel. Sakin ol. Benim helikopter uçağım benim. Ya Tombiş ya. Hadi gel buraya. Oyun devam etsin. Portakal, sen de abine biraz saygılı olur musun lütfen? O zaman çünkü o benim kaybetmemi istiyor ya. Neyse tamamdır o zaman. Ben bu parkuru da geçeceğim. Burada da kazacağım. Bu yayı kazacağım. Şöyle kazayım bakayım. Burayı da kazayım ama biraz da korkuyorum. Kaçma, korkup canavarlar çıkarsa ne olacak? Kapı çıktı. Yaşasın kapı. Açasın kapı. Ama kapı açılmıyor Gökçen'le. Ne yapmam lazım? Portakal, ne yapman lazım görüyor musun? Arkanda görmüş olduğun gibi bir tane portal var Portakal. Ve gördüğün gibi buradan şarteli almak için portala ışınlanman lazım. Doğru. Elinde kazma var. Gökçem de hemen kazma siliyorum ben elindeki portakalı. Hadi şöyle sileyim kodları, sileyim. Tamamdır, sil bakalım portakal. Sileyim. Sileyim. Neden kazma da bu kapıyı kırabilirdin. O yüzden erkenki portakalı giymen lazım. Evet portakal. Ya. Of konuşamıyorum ya. Tombiş doğru olanı yaptı Portakal. Ne yazık ki oyunun kuralı bu. Hadi bakalım içeri girmeye hazır mısın? Giyiyorum, o zaman giyiyorum. Şöyle giyiyorum bakalım. Evet Portakal, görmüş olduğun gibi böyle bir yere ışınlandım ve karşında domuz zombilerden var. Eğer bunları yenmeyi başarırsan şartele ulaşırsın. Şartel de görmüş olduğun gibi karşında. Ona geçin var, ölecek burada Gökçen. Yüz ölecek burada bu. Bu şey keyeceğim.
yapışık. Arkamdaki jürleri giymeye başlayayım o zaman. Şimdi şöyle şunu giyeyim, şunu giyeyim, şunu da giyeyim. Tamamdır. Ben bunları çok fena çok fena yapacağım hem de, tamam mı? Gelin bakalım buraya. Domuzum birer. Sana şöyle bir tane vurayım bakayım. Sana da şöyle bir tane vurayım. Ya gelin buraya. Hepinizi mahvedeceğim. Aa Tombiş, baksana çok çekişmeli geçiyor mücadele. Sence yenebilecek mi? O ne? Büyük ihtimal yenemeyecek Gökçen. Bu ne? Hiçbir şey olmaz bence. Ben sana söyleyeyim. Ana! Bu ne? Ödüyor! Şartel orada. Burada çıkamaz. Çıkamaz bu Gökçen. Çıkmaz bizim eve. Yoksa elimde görmüş olduğun silahı ağzının ortasına yersin. O ne? Tamam ya, tamam ya, tamam. Ne kızıyorsun? Sevdiğim çocuğa ulaşmama çok az geldi. Şuradan şarteli ayıyorum. O zaman ben çıkışa gidiyorum. Bay bay. Çıkayım bakayım şöyle. Hadi bakalım. Elimde de şartel var. Yaşasın. Başardım. Aferin Portakal. O ne bakıyor Gökçen'e ya? Portakal, valla hakkıyla geçti, tamam mı Tombiş? Hiç şey yapma. Tombiş, delirdin mi sen ya Allah'ım? Neyse hadi bakalım Portakal, kapıyı aç bakalım. Tamamdır Gökçe abla, o zaman şimdi şöyle açıyorum. Tamamdır, şimdi galiba aşağı ineceğim. Ama ya aşağıda kötü şeyler çıkarsa? Portakal, bunun riskini alman gerekiyor. Evet evet evet, kötü bir şey var. Gitme gitme, gitme. Bence gitme. Hadi be oradan, sen öyle diyorsan net kötü bir şey yoktur. Ben atlıyorum. Şimdi bunun üstüne basın şu altın plakaların üzerine. Üstüne bir yerde bir okla geliyor. Oklardan kaçma çalışacaksın. Oklaya çarpılıp ölürsen oyun biter. Aynen öyle Portakal. Dediğim gibi okları isabet ettirmemen gerekiyor. Eğer okları isabet ettirmeden karşıya geçersen başarırsın. Aynen inşallah öyle. İnşallah öyle. Ya bak üstü koyunca abi seni mahvedeyim ya. Neyse o zaman ben geçiyorum. Hiç modumu yükseldi şu itemem. O zaman şimdi şuradan şöyle geçelim. Bakalım. Aynen öyle. İstersen geçeyim. Hadi bakalım o zaman. Şimdi şu ayı da şöyle yapayım bakayım. Olamaz. Olamaz. Geçmeyi başardım. Yaşasın. Ya bu burada annesi geçiyor mu Gökçen'le? Kıskanıyorum. Tombiş kıskanıp durma artık kardeşine. Hadi bakalım Portakal. Orada sandığın içinden ne çıktı bakalım? Kıyak çıktı Gökçen abla. Kıyak. Şimdi bu ayı böyle böyle kaçalım o zaman. Şöyle şu ayı da kaçalım. Şu ayı da kaçalım. Şu ayı da kaçalım. Ve şu ayı da. Aa, mavi mi? Kırmızı mı? Neyi seçeceğim acaba? Ben şeyi seçeceğim. Maviyi seçeceğim. Ya da kırmızıyı seçeceğim. Kırmızı seç, kırmızı. Kırmızı sen benimle. Sen kesin kırmızı diyorsan net mavidir. Ben maviyi seçeceğim Gökçe ablacığım. Tamam Portakal, canın ne istiyorsa onu seç. Hadi bakalım aç mavi kapıyı. Açtım. Aa, burada kürekle kazıyorum. Aa, burada ne yazıyor? Abone olup like atsaysanız zaman geri akacak. İyi de abone olup like zaman geri yaksa bu benim işime yaramaz ki yani. Ne işime yarar sanki? Neyse ben yoyuma gidiyorum. Hadi o zaman şimdi şöyle. Hadi yiyin yiyin bakalım, yiyin bakalım, hadi yiyin. Yiyeceğim yiyin. He şöyle. Yiyeceğim yiyeceğim sana ne? Aşağıda bak elmas çıktı. Bu ben elmasla kazmayı kaz. Portakal. Evet evet elmasım çıktı. O zaman ben şimdi şöyle kazayım bakalım şöyle kazmayla. Tamamdır. Hadi bakayım kazmaya başlayayım. Kazalım bakalım. Kazalım bakalım şöyle. Olamaz arkadaşlar, Zeynep'in 3 hakkı da bitti. Sevdiği çocuğa ulaşamayacak arkadaşlar. Ama sizin tabelayı hatırlamanız gerekiyor. Abone olup like atarsanız zaman geriye akacak. Ve arkadaşlar Portakal'ın hakkı geri gelecek ve oyunu kazanma şansı bulacak. Arkadaşlar Portakal'a yardım etmek isteyen herkes lütfen kanalımıza abone olabilir mi arkadaşlar? Hadi bakalım videoya like atıp kanalımıza abone olursanız Portakal'a şans gelecek. Hadi bakalım abone olun. Yaşasın benim canım alem, sizlere çok teşekkür ederim. Ya oğlum ya, neden like attınız ya arkadaşlar?
yapsınlar. Herkes yardım etti. Canım ailem teşekkür ederiz. Portakal adına ben de teşekkür ederim. Hadi bakalım Portakal. O zaman kırmızı kapıyı seçebilirsin. Tamam diyor hocam. Şimdi kırmızı kapıyı seçeceğim. Sonra toplar şöyle kazalım bakalım. Sonra şurayı da kazalım. Tamamdır. Şimdi burayı kazacağım böyle. Burayı kazmam gerekiyor. Şurayı da kazalım şöyle. Şurayı da. Artık çıkışa ulaşmak istiyorum. Şimdi şurayı da şöyle kazalım. Aa, bu yaşama galiba. Tamam, şimdi buradan atlıyorum o zaman ben şöyle. Aa, yaşasın. Elmaslayın. Oraya ulaştım ben. Yaşasın. Olamaz. Buradan kazandı. Evet, artık çok zenginim. Ben şimdi bu elmaslayı kazacağım ve sevdiğim çocuğun yanına gideceğim. Aferin Portakal. Gerçekten de başardın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Portakal başardı. Evet Mert. Görmüş olduğun gibi artık çok zenginim. Bir sürü paralarım var. Bunların hepsi senin için canım benim, canım aşkım. Çok teşekkür ederim canım sevgilim. Seni çok seviyorum. Bundan sonra sana aşığım Portakal. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ben de seni çok seviyorum canım aşkım. Hadi gidelim de sana oyuncak fabrikaları alayım. Hadi gidelim bakalım. Oyuncak fabrikası aşkım.